أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب انه لقران كريم في كتاب مكنون la yemessuhu illel mudahherun. Pek muhterem Kur'an dostları, muhterem kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın kerim bir kitap olduğunu, şerefli bir kitap olduğunu beyan buyurarak ona ancak tertemiz olanların bir şekilde ulaşabileceğini beyan ediyor. Onun için Rabbimizden niyazımız bizim hem zahirimizi hem batınımızı hem kalıbımızı hem kalbimizi Kur'an'a layık Kur'an'la buluşabilecek kıvamda bir temizlikle buluşturmasını ondan niyaz ediyoruz. Rabbimiz hepimizi arı duru etsin ve Kur'an'a layık bir gönül, Kur'an'a layık bir dil, Kur'an'a layık bir hayat nasip ve müyesser eylesin. İnşallah bugün Rabbimiz izin verirse Nisa suresinin 65. ayetinden devam edeceğiz. Estaizu billah Fela ve rabbike la yu'minuna, hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum thumme la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayte ve yusellimu teslima Buyuruyor ki Rabbimiz Hayır Rab'bine and olsun ki onlar aralarında baş gösteren anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyet göstermedikleri sürece onlar gerçekten hakikaten tam kamil manada mümin olmuş olmazlar. Hakikaten muhterem kardeşlerim bu ayeti kerime imanda sıhhat, imanın sıhhati ya da Rabbimizin arzu ettiği mümin kıvamını göstermesi bakımından son derece önemli bir çerçeveye dikkat çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben hayır ey Habibim onlar diyor aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe sonra da verdiğin hükme işlerinde bir daralma olmaksızın tam bir şekilde teslim olmadıkça hakikaten mümin olmuş olmazlar buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak tefsirlerimizde birkaç hadisi anlatılır. En meşhuru da Zübeyir bin Avvam'la komşusu arasında geçen bir hadisedir. Zübeyir bir Avvam radıyallahu anh bahçesini sulamak için kendi bahçesinin içinden geçen bir ark vardır, bir ırmak vardır. Su akmaktadır oradan. Komşusu da bunu efendim biraz da bana suyu fazlaca bıraksın diye aralarında bir anlaşmazlık olur. Sonra mesele Resulullah'a arz edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii o günün Müslümanının her şeyidir Resulullah. Efendim hem peygamberidir hem devlet başkanıdır, hem aralarında hüküm veren bir kadıdır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hem müracaat edilecek, danışılacak, efendim problemleri görüşülecek, bir e, tavsiyesi alınacak bir büyüktür. Her şeyde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müracaat eder sahabe-i kiram. Bu konuda da müracaat ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Suyu kullanım hakkının öncelikle Hazreti Zübeyir'in hakkı olduğunu tabii e, anlıyor. Ve kendisine komşunu da gözetmesi anlamında diyor ki efendimiz. Zübeyir diyor bahçeni suladıktan sonra suyu salıver daha sonra da komşun sulasın buyuruyor. Şimdi o yanındaki komşusu diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor o halanın oğlu olduğu için mi böyle hükmediyorsun? Böyle bir adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünü beğenmiyor bir şekilde. Efendimizin rengi sararıyor adeta. Çünkü kendisi zaten onu düşünerek bir şekilde sen diyor hemen ihtiyacını görür görmez salıver ince. sonra diyor ki Zübeyir'e su hakkının sonuna kadar kullan Zübeyir diyor. Hatta diyor tarlanı sula. Sonra suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar bahçende tut. Daha sonra da sal komşun sulasın buyuruyor. Ve o şahsın Zübeyir'in komşusunun böyle tabiri caizse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükme gönlü tam yatmadığı için Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi adeta in, onun üzerine indirmiş oluyor. Ee, Tabi mesele sadece bu konuyla ilgili değil, tüm meselelerde e, müminlerin Resulullah'a karşı tavrının ne olması gerektiğini Rabbimiz hatırlatıyor. Ve öyle, şöyle buyuruyor işte, hayır Rabbine an dolsun ki onlar diyor aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni razı olacakları bir hakem tanımadıkça ve sonra da verdiğin hükme işlerinde bir daralma olmaksızın tam teslim olmadıkça gerçek mümin olmuş olmazlar. Burada aslında bütün müminlere bir terbiye veriliyor. Terbiye nedir? O Resul size gönderilen elçi Allah'ın seçtiği bir elçidir. Onun söylediklerine itaat etmek Allah'a itaat etmektir. Öyleyse o Resulullah'ın haksızlık yapacağına dair zannınız kötü bir zandır. Resulullah'a yakışmayan bir zandır, kanaattir. Ve size düşen Resulullah Efendimiz'in, Resulullah'ın verdiği her hükme gönül rızasıyla semiana ve atana, işittik, itaat ettik demektir. Ya yani bu terbiyeyi veriyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse tam mümin olabilmek için, buradaki ayetten yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Tam mümin olabilmek için ya da Allah'ın imanını kabul ettiği makbul mümin olabilmek için buna kamil mümin de diyebilirsiniz. Öncelikle arada, aramızda müminlerin kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda Resulullah'a hakem tayin etmeleri efendimizin sağlığındayken asabi kiramaydı bu hitap. Efendimizin vefatından sonra da Allah Resulü'nün ümmetine tebliğ ettiği ilahi ahkama karşı müminlerin öncelikli olarak meselelerini çözüm yolu olarak çözüm adresi olarak Allah ve Resulünü görmedikleri sürece ve Allah ve Resulünün verdiği hükme boyun eğmedikleri sürece, itaat etmedikleri sürece daha da derinlikli olarak gönüllerinde acaba ya da şüphe gibi böyle iç huzursuzluğu gibi huzursuzluk da kalmadığı sürece tam efendim gerçek mümin olmuş olmazlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki iman böyle bir şey. Böyle bir güven gerektiriyor. Zaten iman kelimesinin kelime anlamında güvenmek vardır, güvenmek. Kime güveneceksiniz? Allah'a ve Resulüne güveneceksiniz. Hem de tam güveneceksiniz. Yani eksik güvenmek söz konusu değil. Eksik güvenme söz konusu olduğu zaman imanda bir zafiyet meydana geliyor. Bu bakımdan bu konu gerçekten son derece önemli. Bugün biz de müminler olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlar sonra gelen müminler olarak yine biz her konuda Efendimizin bu konuda bir beyanı var mı acaba? Bir prensibi var mı ortaya koyduğu? Verdiği bir hüküm var mı? Bu meselelerle ilgili diyerek önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı vahiy çerçevesinde bu konuya nasıl bir çözüm getirmiş? Önce müminler olarak buna bakmakla mükellefiz. Birinci işimiz bu. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e gitmemiz sonra, sonraki mesele. Eğer Allah ve Resulü'nün gösterdiği adreste, Kur'an ve sünnette bir çözüm bulamazsak ondan sonra tecrübe ehline diğer insanlara müracaat edebiliriz çözümlerimiz için, ihtilaflarımız için. Aksi halde Allah ve Resulüne gitmeden, onları görmezden gelerek, onları unutarak ya da onları devre dışı bırakarak bir, ta bir takım çözüm yollarına başvurmamız mümince bir tavır, mümince bir duruş, mümince bir hayat anlayışı olmuyor efendim. Olmuyor. Yani Kur'an bize bu terbiyeyi vermiş oluyor. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki sizden biriniz kendi arzusunu, kendi hevasını, isteklerini benim getirdiğim hidayete tabi kılmadığı sürece tam mümin olmuş olmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hevalarımız, heva dediğimiz nedir? Bir takım arzularımız, canımızın istediği şeyler. Canımızın istediği şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu o Müslümanlık çerçevesinin içine oturmadığı sürece tam mümin olmuş olmazsınız buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 66. ayet. "Ve lev inne ketebna aleyhim enikutulu enfusakum ev ihrucu min diyarikum ma faaluhu illa qalilun minhum." Şayet diyor onlara biz kendinizi öldürün ya da kendinizi vatanınızdan dışarı çıkarın, hicret edin diye bunu farz kılsaydık, bunları yapmalarını kendilerinden zaruri olarak isteseydik, ma fealuhu illa qalilun minhum çok azı müstesna, çoğu yapmazdı bunu diyor. Buradan aslında yüce Rabbimiz bir mümin kimlikten, mümin kişilikten, mümin gönlünden şunu demek ki Rabbimiz bekliyor. Allah mı istedi? Allahu Teala canımı canımı mı istiyor? Canımı vermemi mi istiyor? Ale rasi vel ayn ya Rabbi. Madem ki canımı sen istiyorsun, sana veririm Allah'ım. Vermemi istiyorsun, veririm. Yurdunu terk etme diyor Allah. Ya Rabbi bunu sen mi istiyorsun? Sen istiyorsan Allah'ım ben her yeri terk ederim. Ya, böyle bir samimi iman bekliyor Rabbimiz. Şöyle menfaatine düşkün insanlar efendim günü birlik yaşayan insanlar nasıl düşünürler? Çoğu zaman acaba işte e, ne yapsak hangisi daha çok menfaatimize olur? Birçok kendince yorumlar ortaya koymaya başlar. Adeta yüce Rabbimiz bu anlamda açık olan hükümlerde böyle işi savsaklamak diyelim ya da sağa sola e, çevirmeye çalışmak, tevile başvurmak bir şekilde onu kendi arzumuza doğru çevirmeye çalışmak o emirleri bunu çok mümince bir duruş, mümince bir bakış olarak görmüyor Rabbimiz. Yani eğer diyor farz kılan bizsek diyor Yüce Rabbimiz kendinizi öldürün dediysek de ki demedik diyor bunu yapmadık böyle bir farz kendinizi öldürün şu günahı işlediniz hadi kendinizi öldürün demiyoruz belki daha önceki kavimlerde buna benzer emirlerin olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de haberler var. Ama ümmet Muhammed söz konusu olunca Rabbimiz hiçbir zaman bu anlamda kendinizi öldürün. Efendim şöyle yapın, böyle yapın diye kaldıramayacağımız bir mükellefiyetle bizi mükellef tutmuyor. Eğer diyor böyle yapsaydık çok azı müstesna çoğu yapmayacaktı diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Rahma, Rahman ve Rahim olan Allah rahmetinin gereği olarak İşimizi kolaylaştırmış. Bu dini Muhammedi'yi ümmet Muhammed'e kolay bir din olarak kılmış. Fıtrata uygun bir din olarak kılmış. Herkesin kaldırabileceği mükellefiyetlerle onları sorumlu tutmuş. E, artık bunu yapın demek istiyor Yüce Rabbimiz. Size kaldıramayacağınız tarza çok ağır şeyler söylemiyoruz diyor. Bunları yerine getirin. Eğer müminseniz böyle yapın. E, eğer İmanınızda zaten zaaf varsa bunu yapamazsınız. Velev ennehum fealu ma yu'adun bihi lekana hayran lehum ve eşed Keşke şayet diyor Cenab-ı Hak. Onlar kendilerine öğüt olarak verilen şeyi yapmış olsalardı bu kendileri hakkında çok çok hayırlı olacaktı. Ve onların imanlarının sebat imanlarında sebat etmelerinde ayaklarının kaymamasında çok etkili bir şey olacaktı kendilerine yapılan tavsiyeyi övüdü tutmuş olsalardı kazanan kendileri olacaktı diyor Cenab-ı Hak. Onlar kazanacaktı. Kendileri hakkında son derece hayırlı ve son derece ayaklarını kaydırmayacak bir konumda Rabbimiz onları tutmuş olacaktı. Bu ayetle ilgili bazı alimlerimiz derler ki müfessirlerimiz biz onlara şunu fars yani kendinizi öldürün diye değil de işte Savaşa gidin iman etmeyen babanızı, kardeşinizi, amcanızı, dayınızı kimse bunu öldürün e, deseydik bunu çok azı yapacaklardı. E, bu şekilde de anlaşılmış ve şöyle de anlaşılmış bu ayet kelime ileride gelecek. Cihada hazırlık anlamında Yüce Rabbimizin Allah yolunda yani dini, dini mübini İslam'ı koruma, kollama, yüceltme noktasında Haydın bakalım cihada dendiği zaman e, hepinizin çıkması gerekir anlamında bir altyapı olarak da bu ayet-i kerimeyi bu şekilde önceden e, zikrettiğini beyan eden alimlerimiz de var. Evet, 67. ayet وَاِذًا min ladunna ecran azima Bizim kendilerine öğüt olarak verdiklerimizi tam tutmuş olsalardı e, o müminler, iman ettik diyenler bu iman ettik diyenlerin içerisinde münafıklar da var. Zahiren iman ettik diyorlar. Efendim imanı zayıf kimseler de var. Henüz daha iman etmiş ama iman tam yüreğine oturmamış. Menfaatlerini daha çok ön planda tutuyor. Dünya ona göre ahiretten daha öncelikli henüz daha iman tam oturmamış yüreğine. İşte bütün bu kimseler böyleleri e, Rabbin kendilerine tavsiye ettiği öğüt olarak verdiği hususları tutmuş olsalardı kendileri hakkında hayırlı olacak ve ayakları sabit kalacaktı. İmanları daha da oturmuş olacaktı ve üstelik biz onlara kendi katımızdan çok büyük bir karşılık vermiş olacaktık. Ve izenle <Sessizlik> ateynahu minladunna ecran azima. Biz kendi katımızdan onların hesap edemeyecekleri kadar büyük bir karşılık, büyük bir ücret, büyük bir ecir, büyük bir sevap kendilerine lütfetmiş olacaktık. Buyuruyor Rabbimiz. Daha devam ediyor tutmuş olsalar da yine ve le hedeynahum sıratan ve biz onları dost doğru bir yola hidayet etmiş olacaktık. Yani demek ki insan sırat-ı müstakim üzere yürümek gibi bir hedefi varsa yüreğinde, dost doğru yoldan sapmamak gibi bir hedefi varsa yapması lazım gelen Cenab-ı Hakk'ın o tavsiyelerine, öğütlerine harfiyen uymak. Eğer bu uyma niyeti bu uyma azmi, uyma efendim gayreti bir insanda ortaya çıkıyorsa bir iznillahü teala Allah ona hem dünyada hem ahirette büyük karşılıklar vaat ediyor. Hem de sırat-ı mustakimi vaat ediyor. Ben diyor sırat-ı mustakim üzere okulu hidayet edeceğim. Önemli olan bu niyette olmak. Yani Rabbin bizden istedikleri emirleri, emirlerin hem de hepsini küçük büyük ayırt etmeden, her türlü emri yerine getirme anlamında bir iç niyet diyelim. Bir iç niyetimiz olacak. Bir gayretimiz olacak. Bu işle ilgili bir yola gireceğiz. Bu yola girdikten sonra gerisini adeta bana bırakın diyor Yüce Rabbimiz. Sizi en güzel yola, dost doğru yola, sırat-ı müstakime hidayet edeceğim buyuruyor. Bunu vaat ediyor. 69. ayet. Ve men yutay Allah ve Rasul, fa ulaikem al-ladina alayhim min Nabi'in ve Suttiq'in ve Şehada ve Salihin ve hasuna ulaik rafiqa. Her kimde Allah'a ve Resulüne itaat ederse, böyleleri, bu kimseler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ve hasüne üle iki rafiqa şu sayılanlar ne güzel refiktir, ne güzel arkadaştırlar. Peygamberler ne güzel arkadaş, sıddıklar ne güzel arkadaş, şehitler ne güzel arkadaş, salihler ne güzel arkadaş. Kıyamet gününde bunların safında olmak, bunların arasında olmak, bunlara komşu olmak, bu büyüklerin yanında yakınında olmak, göz göze, yüz yüze, diz dize bunlarla beraber bulunmak isteyen kimselere Yüce Rabbimizin koyduğu şart şu, Allah'a ve Resulüne itaatkar olmak. Allah ve Resulü beraber olmak. İşte bu sırat-ı mustakim zaten bu. Nitekim Fatiha suresinde Rabbimiz bizden şöyle dua etmemizi bize telkin ediyor. İhtine sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime eriştir. Dost doğru yola eriştir. O yol ki o yol kendilerine senin nimet verdiğin kimselerin yoludur. İşte Allah'ın kendilerine büyük nimet verdiği kimseler kimler? İşte bu ayette de onlar sıralanıyor. Bunlar demek ki peygamberlermiş, sıddıklarmış, şehitlermiş, salihlermiş. Bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor Rabbimiz. Sıddıklar peygamberlere tam destek olan, özü, sözü, işi, hayatı dost doğru olan kimseler. Ve hak ve hakikata daima destek çıkan kimseler demek. Omuz veren, gönül veren, hayatını, malını, imkanını bu yolda sarf etme azmi olan kimseler demek Sıddıklar onlar. İşte Hazreti Ebubekir Efendimizin şahsında sıddıkın kim olduğunu, nasıl bir e, efendim vasıfları ne, ne tür vasıfları olduğunu Hazreti Ebubekir Efendimizin şahsından öğrenmiş oluyoruz. Hazreti Ebubekir misali insanlar. Elbette sıddık sadece Hazreti Ebubekir Efendimiz değildir. Adem Aleyhisselam'dan beri kıyamete kadar Rabbimizin sıddık diye nitelediği, vasıflandırdığı nice nice kulları vardır. İşte onlara biz topluca sıddıklar diyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan öyle onlara isim veriyor. Şehitler efendim hem yeryüzünde Allah'ın şahitleri diye ifade edebileceğimiz dini Allah'ı en güzel temsil eden kimseler hem de bu uğurda canlarını verip efendim hak yolunda şehit olan kimseler. Onlar da Rabbin çok hususi olarak ikramda bulunduğu, nimetlerde bulunduğu çok ayrı bir sınıf. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit olarak ölmeyi, Rabbe kavuşmayı arz ettiğini biliyoruz. Cenab-ı Hak hatta şehitlere ölü denmesini bile istemiyor. Onlar da demek ki Rabbimizin katında ne mübarek kullar, ne mübarek efendim bereketli nimetlere erişmiş kimseler. Allah'ın seçtiği kimseler. Şehitlikte herkese nasip olan bir nimet değil. Onun için efendimiz Aleyhisselatü vesselam her müminin gönlünde bir şehitlik arzusunun yatması gerektiğini hatırlatır sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de şehit olarak vefat etmeyi, Rabbine kavuşmayı ister. Ümmetinin de yüreğinde böyle bir şehadet arzusu olsun ister. O bakımdan bu şehitler de çok güzel arkadaşlar. Es Salihler de efendim gerek imanlarıyla tam böyle imanlarının gereğini ortaya koyan hem de yapıp ettiği hemen hemen her şey salih amel haline dönüşen kullar. Güzel insanlar. Rablerine karşı takva sahibi insanlar. Onlar da salihler. Bu, bunların arasında mahşerde olmak isteyen insanların yapacağı bir tek şey var. Allah ve Resulüne itaat etmek. Cenab-ı Hak bu şartı koşuyor. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Kim Allah'a ve Resulüne itaatkar olursa, boyun eğerse, onun dediklerini kalben benimser, ona göre bir hayat tarzı, ona göre bir amel, davranış ortaya koyarsa, onlar onlara diyor Yüce Rabbimiz, ben bu salih kullarla, başta peygamberler olmak üzere, şehitler, salihler, sıddıklarla beraber kılacağım buyuruyor. Şöyle bir rivayet anlatılır. Bir sahabi ki Sevban radıyallahu anh olduğu söylenir tefsirlerimizde. Peygamberimize aşık bir sahabidir. Böyle bir gün mahzun mahzun mescitte Efendimiz'e bakar. Efendim gözleri nemlenmiştir. E, neyin var sevban der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hüzünlü görüyorum deyince Ya Resulallah der. Şimdi der sizin cemalinizi bir müddet göremeyecek olsak çok çok mahzunlaşıyoruz. Hemen koşup gelip zat halinizin cemaline bakıyoruz. Ve teselli buluyoruz. Yarın der kıyamet gününde halimiz ne olacak? Bizim cennete girip girmeyeceğimiz malum değil. Hadi girdik diyelim. Sizler peygambersiniz. Sizin makamınız ali olacak. Biz orada sizi göremezsek ne olacak halimiz ya Resulallah? Deyince bazı rivayetlere göre bu ayet onun üzerine nazil olmuştur. Ona der ki Efendimiz, Elmer o meamel ahabbeler. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte o peygamberlerle beraber olmak isteyene Cenab-ı Hak burada formülü veriyor adeta. Allah'a itaatkar olun, Resulüne itaatkar olun, sizi ben onlara arkadaş kılacağım diyor. Peygamberlerle arkadaş olacaksınız. Hazreti Ebu Bekir gibi arkadaş olacaksınız. Hazreti Ömer gibi arkadaş olacaksınız. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Musa'f gibi, Muaz gibi, Enes gibi peygamberlerin etrafında olacaksınız. Orada sadece peygamberimiz yok. İbrahim Aleyhisselam var, Musa Aleyhisselam var, Adem babamız var, Nuh Aleyhisselam var. Bütün peygamberler var düşünün şöyle. Peygamberler 224 bin bir rivayete göre. Bir rivayete göre 124 bin. Her biri kim bilir nasıl nurlu zatlardır. Nasıl böyle güzel insanlardır. Bunlar var. Hazreti Ebu Bekir misali var. Şehitler var canlarını vermiş ve salihler var. Siz de onların yanındasınız. Ne müthiş bir bahtiyarlık. Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ve hasüne ulaike Bunlar ne güzel dosttur, ne güzel arkadaştır diyor. el fadlu Allah. Bakınız. Bu Allah'tan bir fazıldır. Bu bir ikramdır. Bu büyük bir ikram. Bunu sen paranla kazanamazsın arkadaş. Cenab-ı Hak onu diyor. Bunu sen amelinle de kazanma şansın aslında yok. Bu ne yaparsan yap sen bu seviyeyi elde edemezsin. Böyle bir dostluk halkasının içine girme şansın aslında kendi gayretin sen sana bırakılacak olsan öyle söyleyelim. Sen kendi gayretinle, kendi amelinle, kendi bilginle, neyse halinle onlara arkadaş olabilme seviyesine asla ulaşamazsın. Ama bu zalikel fadlu min Allah'tan bir ikramdır bu. Bir hibedir bu. Kimlere hibe? O itaatkar müminlere hibedir bu. Siz de onların bulundukları yerde bulunuyorsunuz. Onlarla beraber oluyorsunuz. Ve kefa billahi alime Allah kime bu nimeti vereceğini çok iyi bilir. Allah bilen olarak Allah yeter. Yani başka şahitler getirmene gerek yok. Sen yüzlerce, binlerce insanı getirsen işte onlar sana destek çıksalar bunu da, bu da peygamberlerin arasında olsun bu da sıttıkların arasında olsun, bu da şehitlerin arasında olsun, bu da salihlerin arasında olsun diye işte herkes şehadette bulunsa bile efendim Cenab-ı Hak diyor ki, buyuruyor ki ve kefa billahi alima. Sizden böyle şahitler istemeyeceğim. Tamam kendinizi ispat derdine düşmeyeceksiniz tabiri caizse. Bilen olarak ben yeterim. Ben hepinizi görüyorum diyor. Ve hanginizin bu fazla, bu fazla ilahiye, bu büyük ikrama nail olacağına ben kararımı veririm diyor. Bu fazla ben tahsis, tahsis ederim. Kime vereceğimi çok iyi bilirim. Ancak burada o itaatin demek ki gönülde bir sıkıntı olmadan, severek bir itaat olmasını istiyor Rabbimiz. İsteyerek bir itaat olmasını istiyor. Şimdi yeni bir e, adeta konuya başlıyor ayet. Yeni bir efendim... E, alana geçmiş oluyoruz 71. ayette. Estağfurullah. Ya eyyuhellezine amenu hudhu hidrakum fanfiru thabaten ev infiru Ey iman edenler tedbirlerinizi alın düşmanlarınıza karşı tedbirinizi alın. Daima hazırlıklı olun. Tetikte durun demek, tetikte durun. Çünkü mümini boğmak isteyen birçok insan şeytanı var, cin şeytanı var. Birçok dış düşmanlar var. Müşrikler var, ehli kitap var, Yahudisi var, Hristiyanı var, var var var, ateisti var. Hepsi müminler topluluğunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Bir şekilde zarar vermek istiyorlar. Bir şekilde onları köleleştirmek istiyorlar. Bir şekilde onların kulluklarına mani olmak istiyorlar. Öyleyse ey iman edenler diyor Cenab-ı Hak sürekli hazırlıklı olun. Huzu hidrakum tedbirinizi alın. Kendinizi koruma, dininizi koruma, manevi hayatınızı koruma, neslinizi koruma, aile efradınızı koruma, vatanınızı, milletinizi koruma anlamında sürekli tedbiri elden bırakmayın. Uyanık olun, hazırlıklı olun. Huzu hidrakum. Fenfiru sibatin evinfiru cemia. İster bölük 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 çıkın, ya da toptan cihada çıkın. Gerekiyorsa toptan çıkın. İki, iki anlamı var bunun. Yani durum neyi gerektiriyorsa onu yapın. Rivayete göre tabi bu Nisan suresi Hicri 6. yıllarda nazil olunca bu ayetin daha çok Mekke fethiyle alakalı bir hazırlık noktasında bir uyarı olduğunu ifade ediyor müfessirlerimiz. Çünkü Hudeybiye'de bir anlaşma olmuştu. Biz sulh olmuştu yani müşriklerle müminler arasında. O sulhte de gevşemeyin anlamında cenab Hakk'ın bir ikazı. Çünkü kafir ve müşrik ne zaman sulhünü bozacağı belli olmaz. Menfaati neyi gerektiriyorsa hemen bugün söz verir ama yarın bozabilir. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmayın. Tedbiri elden bırakmayın. Hazırlıklı olun. Bu hazırlık birçok şekilde gerçekleştirilebilir. Yani İslam devleti söz konusu olduğunda efendim istihbaratınızı ona göre yapın silahınızı efendim düşmana karşı hazırlığınızı ona göre gerçekleştirin. Askerinizi ona göre eğitin. Yani ne gerektiriyorsa dünyevi şartlar çerçevesinde sizin kendinizi korumanız, kollamanız, imanınızı, vatanınızı, milletinizi, dininizi korumanız neyi gerektiriyorsa onu yapın. Bu iş için gerekiyorsa grup grup efendim bu anlamda cihat içinde olun, gayret içinde olun, hazırlık içinde olun. Gerekse topluca yani topluca da efendim cihata çıkmak gerekince hep beraber çıkın. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve inne minküm lemel leyübattı en Sizin içinizde işi gevşek tutanlar, işi ağırdan alanlar vardır diyor. Yani tabiri caizse ayak sürüyenler vardır. Her zaman olur. Her topluluğun içinde olur. İşi ciddi yalan olur. İşi kenarından tutan olur. Yavaş yavaş hareket eden olur. Tembel tembel kalkanlar olur. Yüce Rabbimiz de adeta kullandığı kelime bile ona göre bir e, gel git yaşayan adamları ifade ediyor. Zor telaffuz ediliyor adeta e, kelime. Ve inne minküm lemel leyübattı en. Leyübattı en. Sanki bir ayağı ileri gidiyor bir ayağı geri gidiyor. Sanki öyle bir mana ifade. Leyübattı en. E, sürekli gelgit yaşayan. Böyle efendim adeta hemen haydi cihada deyince fırlamayan, yani koşmayan, ayakları geri geri giden bir grup var sizin içinizde diyor. Bunlar kimlerdir? Bunlar münafıklar olabilir diyor alimler, alimlerimiz. Zaten münafık içten pazarlıklı. inanmayan birisi olduğu için efendim kaytarmaya bakacak. Bir de daha yeni imana girmiş, imanı tam kökleşmemiş, oturmamış zayıf imanlı müminler. Zayıf imanlı müminler olabilir. Cenab-ı Hak bunlara dikkat çekiyor. Bakınız bunların vasıflarını da anlatıyor bize. Fe'in esabetküm musibetün gâle gat en amellâhu aleyye izlem eküm me'ahum şehida. Eğer diyor size çıktığınız o cihatta bir musibet başınıza gelecek olsa der ki bu bu adam diyor böyle geriden işi yavaştan alan kişi Yahuder. Allah benim yüzüme baktı. Allah bana nimette bulundu, ihsanda bulundu. İyi ki de ben onlarla beraber orada bulunmamışım der. Öyle ya, cihada çıkınca elbette gazide olunur, şehit de olunur. Her ikisinde de Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak büyük hayırlar vaat ediyor. Gazinin de kazan gazide olunca kazanılıyor, şehit de olunca kazanılıyor normal şartlar altında. Ama bu tip insan der ki diyor, iyi ki ya Allah bana nimette bulunmuş. İyi ki ben onlarla beraber olmamışım. Cenabı Hak yüzüme bakmış. Beni geri bırakmış diye sevinir diyor. Böyle bir şeye hali ruhiye bürünür. Allah kulunu bilmez mi işte? Her kulun psikolojisi ortaya çıkıyor böyle. Veleyin esabekun fadlun minallah leyakulenne keellem tekun beynakum ve beynehu mevette ya leyteni kuntu ma'ahum fe azima. Fakat diyor size Allah'tan bir ikram ulaşacak olursa yani zafere eldiniz, erdiniz, ganimetler elinize geçti, büyük nimetlere gark oldunuz. Böyle bir şey Allah'tan size gelecek olsa bu savaş esnasında ya da cihada çıktığınızda bu kişi kesinlikle şöyle söyler. Sanki diyor aranızda bir dostluk hiç yokmuş gibi birbirinizi tanımıyormuşsunuz gibi der ki yahu keşke ben de onlarla beraber olsaydım da şöyle büyük bir zafer eldeseydim ben de ben de büyük bir şüm'e fatih erseydim der. Yani bela gelince böyle konuşur, nimet gelince böyle konuşur. Yani bu bir insan zayıf insan fıtratı işte. Zayıf karakter, şahsiyeti daha tam oturmamış kişi. iman daha yüreğine tam oturmamış kişi. O böyle düşünür böyle düşünür. Ve arkasından Yüce Rabbimiz fel yuqatil fi sebilillahi hayat dunya bil ahira. Artık diyor ahireti kazanma adına dünyayı satan kimseler Allah yolunda savaşsın. Yani dünyayı verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsın. Allah yolunda cihad etsin. Efendim e, mümin insan tabi hayata bir bütün baktığı zaman hem dünya hayatını hem ahiret hayatını ahiret hayatı ebedi bir hayat. Tasa yok. Nimetlerin bin bir türlüsü var. Hatıra hayale gelmedik nimetler Cenab-ı Hak kullarına ikram ediyor. Sanki şöyle diyor Yüce Rabbim. Aklı olan, imanı tam olan artık şu dünyayı versin de ahireti almanın yolunu bulsun. Bu iş için Allah yolunda cihad edip ölmek, öldürülmek de olsa bunu göze alsın diyor. Bunu göz alsın. Çünkü alacağı çok daha büyük şeyler var. Allah'ın rızasını alacak. Ebedi cennetleri kazanacak. Öyleyse bir mümin buna iman ediyorsa, bu kişinin Allah yolunda cihattan geri kalma gibi bir, ee, şeyisi olamaz, düşüncesi olamaz. Rabbimiz de öyle beyan buyuruyor. Artık dünyayı satsın, ahirete alsın diyor. İçinizden, içinizden dünyayı satıp ahirete almak isteyenler Allah yolunda cihad etsin, Allah yolunda savaşa girsin, savaşsın. وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda kıtale girerse, savaşa girerse cihada girerse gerektiğinde tabii durup dururken savaş olmaz savaş İslam devleti Müslümanların idaresi dini İslam'ı korumak Müslümanları korumak kollamak ve dini mi İslam'ı daha da ulaştırmak anlamında savaşın gerekli olduğuna hükmederse işin başındaki e, devlet reisi e, ehli hal ve akt dediğimiz etrafındaki bu işte bu işi bilen alimler, amirler bu noktada hüküm verecek olurlarsa artık burada savaş farz olur. Kimler üzerine farz olur? Kimleri istiyorlarsa onlar üzerine farz olur. Yeri gelir bir grup yeter. Yeri gelir der ki bütün millet olarak savaşa giriyoruz der. O zaman da bütün millet olarak savaşa girmek farzdır. Harpten kaçmak en büyük günahlardan biridir. Rabbimiz de ve men yuqatil fi sebilillah kendi nefsi uğruna değil, dünyevi hesaplar uğruna değil. Allah yolunda kim cihad ederse, savaşa girerse fesel <laughs> ve öldürülürse ev yağlip ya da galip gelirse yani ya muzaffer oldu ya da şehit oldu. Artık fesevfe nü'tihi ecran azîmâ biz diyor Yüce Rabbimiz biz ona büyük bir ücret, büyük bir karşılık vereceğiz. Mutlaka ve mutlaka vereceğiz. Bunu vadeden kullar değil. Bunu vadeden yüce Mevlamız. Madem ki Mevlamızın böyle bir vaadi var, o zaman mümin insana düşen Allah'ın vaadine tam güvenmek, Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Onun için Allah'ın sözüne sadık kalıp, sadık kalacağından hiçbir zaman şüphe etmeyip Rabbimizin davetine koşarak icabet etmektir. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz her birimize inşallah yakin bir iman, tam bir iman, kamil bir iman öncelikle nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz bizi nefsimizin eline bırakmasın. Kaldıramayacağımız imtihanlarla e, imtihan etmesin. Ve e, onun şu yeryüzünde şahidi olarak o sıtlı kullarından olarak, salih kullarından olarak, şehit kullarından olarak yaşamayı nasip etsin. Kıyamet gününde de onlara en güzel arkadaş olmayı hepimize lütfesin diyoruz ve bugünkü dersimizi inşallah burada bitirmiş oluyoruz. Rabbimiz lütfederse inşallah gelecek programımızda 75. ayetten Nisa suresi 75. ayetten devam etmiş oluruz. Lillahi Teala Fatiha.